Bir adam eğer Ramazan'ı sıdk ile geçirirse, Allah'a verdiği sözlere bağlı kalırsa, bu Ramazan benim için bir fırsattır ve ben bunu kaçırmamalıyım derse, Ramazan'ı güzel bir şekilde geçiren adam, Allah yolunda şehit olan adamın da önüne geçebilir. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. İmam Ahmed'in müsnedinde rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü'nün yanına iki tane arkadaş beraber geliyorlar. Bu iki arkadaştan bir tanesi ibadette çok çalışkan, çokça ibadet yapan bir adam. Diğeri ise arkadaşına göre biraz daha gevşek, biraz daha tembel olan biri. Bu ibadetlerinde çok çalışkan olan, çokça ibadet yapan bir savaş sırasında şehit oluyor. Öbür arkadaşı ise bir sene sonra kendiliğinden vefat ediyor. Şimdi iki tane adam var önümüzde. Biri hem çok ibadet yapıyor hem de şehit olmuş. Öbür arkadaş hem az ibadet yapıyor hem de kendi yatağında vefat etmiş. Talha İbni Ubeydullah bir gece bir rüya görüyor. Rüyasında bakıyor ki, diyor ben cennet kapısındaydım. Bir tane adam cennetten çıktı dışarıya. O iki arkadaştan az ibadet yapan ve yatağında ölene dedi ki sen gel. Onu cennete dahil etti. Sonra çok ibadet yapan ve şehit olanı çağırdı. Sen de gel dedi. Onu da cennete dahil etti. Bana da dedi ki senin daha zamanın gelmedi. Sen bekle dedi. Sabah uyanınca ben bu rüyayı insanlara anlattım. İnsanlar çok şaşırdılar diyor. Nasıl olur yatağında ölen adam şehit olan adamdan önce cennete gider? Böyle bir şey olabilir mi dedikler diyor. Allah Resulüne soralım. Allah Resulüne sorunca Allah Resulü dedi ki az ibadet yapan ve yatağında ölen arkadaşından bir sene daha fazla yaşamadı mı? Evet ey Allah'ın Resulü. O senenin Ramazan'ını idrak edip o Ramazan'ın orucunu tutmadı mı? Evet ey Allah'ın Resulü. O sene secde edip Allah'a kulluk etmedi mi? Evet ey Allah'ın Resulü. İşte budur dedi Allah Resulü. Yani onun Ramazan'a erişmiş olması ve bir Ramazan daha fazla amel etmiş olması onu bir şehidin önüne geçirmiş, şehitten önce cennete sokmuştur. Şimdi bizim için de inşallah Allah ömür verirse, yani çok bir şey kalmadı, 20 gün gibi bir süre kaldı. Kim öne geçmek istiyorsa, kendisiyle yarışında bir adım daha öne geçmek, bir mertebe daha yükselmek istiyorsa, Ramazan inşallah bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım.